Belediye başkanı geniş, rahat makam koltuğunda huzursuzca kımıldandı. Sesine daha bir otorite katarak kapıdaki ihtiyara seslendi. Ne istiyorsun ihtiyar amca? Şey efendim, benim bacaklarından özürlü bir torunum var. Anlaşıldı. Belediye aracılığıyla dağıtılacak tekerlekli sandalyeleri duydum. Ondan istiyorsun. Kusura bakma, sayısı az. Başvurular alınacak, sonra kura çekilecek. Şansına artık. Yok efendim, onun için gelmedim. Torunumun tekerlekli sandalyesi var. Derdi nedir öyleyse? Tekerlekli sandalyesi var da rahatça dolaştıramıyoruz. Başka şehirlerde belediyeler yardımcı oluyorlarmış. Onlara uygun otobüsleri veya dolmuşları oluyormuş. Ama bize şimdilik kaldırımları düzenlerseniz yeter. Kaldırımların başlangıcıyla sonuna bu arabalarla kolayca geçilebilecek yerler yaparsanız diye talepte bulunacaktım. Oho amca, her gelenin bir talebi var, belediye boş mu duruyor sanıyorsun? Çoğu yerin kaldırımı bile yok. Önce onlarla uğraşmalıyız. Hele bir eskisi şekliyle tüm kaldırımları bitirelim. Birkaç sene sonra ek bütçe olursa kaldırım girişlerine baktırırız. Öyle he demeyle olmaz her iş. Ama birkaç sene demek torunumun ve onun gibi yaşamak zorunda olanların en güzel çağlarına evde hapis geçirmesi demek. Bak amca, ben koskoca belediye başkanıyım. Herkese bu kadar vakit ayırırsak işimiz var yahu. O sırada başkanın yardımcısı telaşlı bir halde içeriye girdi. Efendim trafikten aradılar. Ne oldu yahu, büyük bir kaza mı olmuş? Çok önemli bir şey mi var? Nedir bu telaşın? Bir çocuğa araba çarpmış efendim. Başkan sakinleşerek koltuğuna doğru adım attı. Ne yapayım yahu? Her kazaya belediye başkanı mı koşacak? Amca sen de çık artık, görüyorsun işlerimiz var. İhtiyar adam boynu bükük dışarıya yürüdü. Başkanın yardımcısı devam etti. Efendim çocuk sizin torununuzmuş. Belediye başkanı sendeleyerek koltuğuna oturdu. Gözünün önünde önce torununun gülen yüzü canlandı, sonra da tekerlekli bir sandalyede ağırlayışı. Titrek bir sesle, az önce çıkan ihtiyarı çabuk çağırın. İhtiyar adam kapının önündeki koltukta başı önde oturuyordu. Çağrılınca içeriye biraz heyecan, biraz da çekingenlikle girdi. Buyurun başkanım. Amca, söz veriyorum. Kaldırımları yaptıracağım. Ama ne olur beddua ettiysen geri al. Kırıldım ama beddua etmedim. Ne olur o zaman torunum için dua et. O esnada telefon çaldı. Başkanın uzanmayacağını anlayan yardımcısı telefonu açtı. Sonra başkana uzattı. Kızınız arıyor efendim. Kötü haber bekleyen başkan dudaklarını ısırarak konuştu. Alo? Alo? Baba, az önce kızıma araba çarptı ama... Evet, durumu nasıl? Bacakları? Merak etme, sadece burnu kanamış. Biz hastanedeyiz. Duyarda merak edersin diye aradım. Başkan, ağlayışı duyulmasın diye hızla telefonu kapattı. Yardımcısı diğer telefonu uzattı. Efendim, diğer telefonda emniyetten arıyorlar. Kazayı yapan şoförü tutuklamışlar. Şikayet tutanağı için bekliyorlarmış. Aileden birinin gelmesi gerekiyormuş. Başkan hala kapıda bekleyen ihtiyara dalgın dalgın baktıktan sonra bıraksınlar gitsin. Makamın hırsına kapılıp burnumuz büyüyünce Mevlam'ın bizi ikaz için gönderdiği bir vesile o. Biz alacağımız dersi aldık. Onun bir suçu yok. Suç bizim. Şikayetçi değiliz. Bıraksınlar. Bir gün çelimsiz küçük bir kız çocuğu sokağın köşesine oturmuş yiyecek para ya da alabileceği herhangi bir şey dileniyordu. Üzerinde yırtık pırtık giysiler vardı. Yüzü gözü kir içinde ve perişan bir haldeydi. Kız dilenirken sokaktan genç, canlı ve iyi görünümlü bir adam geçti. Kızı fark etmişti ama belli etmemek için dönüp ikinci kez bakmadı. Büyük ve lüks evine, mutlu ve rahat ailesinin yanına geldiğinde çok güzel hazırlanmış mükellef bir
sofra onu bekliyordu, bir akşam sofrası. Fakat az sonra düşünceleri tekrar o fakir kıza takılıverdi. Duyguları bir şeylere itiraz ediyordu, sonra kolay yolu tercih etti ve itirazlarını Allah'a yöneltti. Böyle bir durumun var olmasına neden izin veriyorsun diye ve şöyle bir cümleyle yakındı içinden Allah'a. Böyle bir şeyin olmasına nasıl müsaade ediyorsun? Neden o küçük kıza yardım için bir şeyler yapmıyorsun Allah'ım? Sonra ruhunun derinliklerinden gelen bir cevap işitti. Yaptım kulum, yaptım, seni yarattım. Bir kahvenin 40 yıl hatırı var hikayesi. Geçmişin derinliklerine ışık tutan tarihi hikayeler, tarihi öykülerdendir. Osmanlı İmparatorluğu'nun zengin kültürel mirasının içerisinde derin bir köşede saklanan bu hikaye, kahvenin Osmanlı toplumunda ve geleneklerinde oynadığı özel ve sembolik rolü anlatırken, aynı zamanda dostluğun, sohbetlerin ve misafirperverliğin bir yansıması ve tarihi hikayesidir. Bir kahvenin 40 yıl hatırı var deyimi, Üsküdarlı Bilge Yusuf ile Rum balıkçı Stelion'un hikayesine dayanır. 1895 Eminönü yemiş iskelesi. Balıkçı kahvesine giren Osmanlı zabiti, "Bre Yusuf, herkese benden okkalı bir kahve ama şurada oturan Rum palikaryasına yok. Ona kahvem de, akçem de haramdır," der. Bilge Yusuf kahveleri ikram eder. Bir kahvede palikarya Stelion'un önüne koyar. Zabit adeta kükrer. "Ben sana haramdır demedim mi Yusuf?" Bilge Yusuf hiç istifini bozmaz. "Komutan, o kahve benden, ona helaldir," der. Stelio minnetle bakar Yusuf'a. 1905 olur tarihi. Samos yani Sisam arasında Rum isyanı başlar. Damat Ferit Paşa adaya asker çıkarır. Bilge Yusuf da askerdir. Ve adaya çıkan askerler arasındadır. Ancak ilk çatışmada esir düşer, 2 yıl yatar Samos zindanlarında. 2 yıl sonunda Rum çeteciler esir pazarında satışa çıkarır Yusuf'u. Mezatta 5 para, 7 para sesleri arasında bir ses yükselir. "O Türk'e benden 5 kuruş. Özür dilerim arkadaşlar. "O Türk'e benden 5 kuruş, hemen alıyorum." Sessizlik hakim olur. Rum alır Yusuf'u arabasına, köyün dışına çıkarır. Denize yakın bir yerde arabasını durdurur, döner Yusuf'a, "Serbestsin Bilge Yusuf," der. Yusuf inanamaz duruma. Rum'un ellerine kapanır. "Beyim, kimsin, necisin? Beni neden özgür bırakırsın?" der. Rum döner Yusuf'a. "Ben balıkçı Stelio," der. Ancak Yusuf çözemez durumu. Adamı tanımaz bile. Rum uzun uzun anlatır 12 yıl öncesine, yemiş iskelesine döner. Detaylarıyla o günü anlatır ve "işte ben bir fincan kahveyi helal ettiğin balıkçı Stelio," der. Gözyaşları sel olur. Sarmaş dolaş olurlar. Stelio Yusuf'u kaçak yoldan İstanbul'a gönderir. Bu dostluk tam 35 yıl devam eder. Her yıl birbirlerini ziyaret ederler ve her ziyarette bir fincan kahve mutlaka vardır çocuklarına, hatta torunlarına anlatırlar dostluklarını ve bu kahvenin 40 yıl hatırı var derler. Bir gün genç bir adam Sokrates'in yanına gelir ve ona şunları söyler. "Bilgelik, öğrenmek ve irfan sahibi olmak için bir sürü eziyete katlanarak kilometrelerce yol yürüdüm, size geldim. Bana bilgelik öğretir misiniz?" Sokrates gence kendini izlemesini söyler ve birlikte sahile doğru yürümeye başlarlar. Sokrates suyun içine girer ve öğrencisi de onu takip eder. Sokrates bir an durur ve aniden öğrencisinin başını tuttuğu gibi suyun içine batırır. Genç adam uğraşır, didinir fakat güç yitirip de başını suyun içerisinden bir türlü çıkaramaz. Nihayet gencin direnme gücü tükenince Sokrates onu suyun içinden çıkarır ve sahile yatırarak evine döner. Genç adam
Kendine gelir gelmez tekrar Sokrates'in peşine düşer ve onu bulur. Sen bir bilge kişi olarak neden bana kötü davrandın diye sorar. Sokrates gencin sorusuna soruyla karşılık verir. Suyun içindeyken en çok neyi istedin? Tabii ki hava almayı istedim der genç adam. Sokrates ise hemen şu cevabı verir. İşte bilgi ve bilgeliği hava kadar istediğin zaman düş peşime der. Bundan 30 yıl kadar önce Gaziantep'te helvacılık yapan Ökgeş Usta iflas eder. Elinde avucunda ne varsa yitirir. Alacaklarını tahsil edemez. İşçilerini çıkarır, iş yerini kapatmak zorunda kalır. Ama bir yerlerden de tekrar başlaması gerekmektedir. Helvacı Ökgeş Usta'nın cebinde 5 parası yoktur. Kalkar, hiç tanımadığı toptan şeker satan bir dükkana gider. Kendini tanıtır. Helvacılık yaptığını, iflas ettiğini anlatır. Parasının olmadığını, iş yerinin tekrar üretime geçebilmesi için acil bir torba şekere ihtiyacı olduğunu, ancak şeker parasını helvayı sattıktan sonra ödeyebileceğini söyler. Şeker satıcısı Bahattin Usta, Ökgeş Usta'yı dikkatlice dinler. Yerinden kalkar, yanında çalışanını çağırır. Oğlum, bir at arabası çağır. 20 torba şeker yükleyin, Ökgeş Usta'mın dükkanına indirin der. Şekerci Bahattin Usta küçük bir kağıda da isim, adres belirtmeden sadece 20 torba şeker yazar, kağıdı Ökgeş Usta'ya uzatır. Ardından da Ökgeş Usta, ustaya şöyle der sıkma canına. Sen şu şekeri al. Kazanını kaynat, helvanı yap, sat. Ne zaman elin rahatlarsa o zaman gel borcunu öde der. Ökeş Usta şaşkındır. Ne diyeceğini bilemez. Bir torba şeker derken 20 torba şeker bulmuş olmanın heyecanını yaşar. Hiç tanımadığı biri tarafından kendisine güvenilip 20 torba şeker verilmesi karşısında gözleri dolar, hıçkırıklara boğulur. Ökeş Usta şekeri alır, iş yerine döner. Kısa sürede helva üretimini tekrar başlatır. Yaptığı helvaları satar. Şeker borcunu ödeyerek parayı topladığında Bahattin Usta'nın yanına gider. Bahattin Usta güler yüzle ayakta karşılar çay kahve derken parayı Bahattin Usta'ya uzatır. Bahattin Usta'm, Allah senden razı olsun. Bizi tekrar ayağa kaldırdın. Çark dönmeye başladı. Dediğinde Bahattin Usta, yo, kazanmanın sebebi ben değilim. Belki vesile olmuş olabilirim ama ne varsa sendedir der. Sonra da yanında çalışanlara Ökeş Usta'ma 30 torba şeker yükleyin talimatını verir. Ökeş Usta sözünde durmuş, borcunu ödemiş olmanın huzurunu duyarken Bahattin Usta da karşısında işini tekrar kazanmış, sözünde duran birini görmenin mutluluğunu yaşar.